Ya IMF'ye borcumuzu bitirdik biz bu hükümet zamanı. Şimdi biz böyle bir hükümetin mensuplarıyız. Allah ömür verirse, bundan sonra hizmetimiz de bizden gelecek ya. Biz de başbakan gibi belediyeyi batı kaldık, batı. Nasıl o zamanki dönem aynı, benim dönemde. Ben çöp kamyonlarımı sanayiye gönderdiğimde benim çöp kamyonlarım tamir olmadan geri geldi. Adam diyor ki para vermiyorsunuz kardeşim, niye tamir? İşçi maaş alamıyor. Böyle bir belediye olur mu? Şimdi ahkam kesmeye geldim, herkes kesiyor. Diyor ben Halep'te 9 arşını atlıyordum ya, atla burada atla senin arşını da görecek sizi. Öyle bir şey yok. Şimdi böyle bir iktidarın hem ilçe başkanlığı hem belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak önümüzdeki dönemde kollarımızı sıvadık, çıraklık dönemimizi bitirdik, kalabalık dönemi için köylerde insanlarımızdan o istiyoruz. Niye istiyoruz? Ya biz sizin hizmetkarınıza talibiz. Size hizmet getireceğiz. Demin söyledim ya değerli olduk diye. Şimdi bir kat daha değerli olduk. Burada yaşayan, Dereköy'de yaşayan Yusuf abim için Geybe Belediyesi'ne devlet para gönderecek artık. Ama aylık 3 lira, ama 5 lira, şimdi ona bakacağız. Hepimiz için devlet bize para gönderir. Muhtar arayıp duruyor, çöp konteyneriniz geldi mi? Geldi. Kamyonları bekliyoruz çarşamba akşam Allah nasip ederse. Çöp toplamaya başlayacağız. Bundan sonra çöpünüzü biz toplayacağız. Suyunuzu, kanalizasyonunuzu büyükşehir yapacak. Amiyolunuzu büyükşehir yapacak. Geri kalan imarınız, köy içi yollarınız da bana ait. GV Belediyesi'ne ait. Biz size hizmet getireceğiz. Niye? Ya başbakan gene değer verdi bize. Berkpınar'ın köyünde ne varsa GV merkezde o olacak. Dereköy'de ne varsa Ahıbaba'da o olacak. Şimdi böyle bir sistem için kapınıza geldik. İlk defa belediye başkanına oy kullanacaksınız. Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy kullanacaksınız. GV Belediye Meclisi'ne oy kullanacaksınız. Size bu kadar değer veren bir başbakana ve bunun elemanlarına oy verecek misiniz? Vereceğiz tabii. Değil mi Nazım Hocam? Vereceğiz tabii. Ne vermeyeceğiz abi? Yanlış işin vereceğiz. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz deniyor değil mi? Atasözlerimiz var böyle bizim manidar. Şimdi önünüzde bu kitapçıklar var. Bunlar evlere geldi mi bilmiyorum. Gelmiştir herhalde. Dağıttınız mı numara? Dağıtmadınız. Dağıtmayacak o zaman. Şimdi bu kitapçıklarda bizim Geyve'de yaptığımız 5 yılda faaliyetler